Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tantuni yapacağım, ev yapımı. Hem ekmeğini hem etini yapacağım. Nefis bir lezzet, mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yapımı da aslında zor değil arkadaşlar. Şimdi birazdan yapılışını göreceksiniz zaten. Tabi isterseniz lavaşları hazır alabilirsiniz ama benim tercihim her zaman için ev yapımı olanlardan yana. Şimdi ilk önce etimi hazırlamakla başlayacağım. Çünkü önceden bir haşlama süresi olması gerekiyor. Etin miktarı size kalmış bir şey. Ne kadar yapmak istiyorsanız o kadar kullanın. Sizlere tavsiyem bonfile eti kullanmanız. Daha yumuşak olacaktır. Ve yağsız olması. Şimdi etimi böyle gayet minik küçük küp halinde doğruyorum. Ama oldukça minik yani. Şöyle. Tüm etimi bu şekilde doğruyorum. Etlerimi doğradım. Şimdi üzerine geçecek kadar sıcak su ilave ediyorum. Bunları ilk önce bir haşlıyorum güzelce. Etlerim haşlanırken ben de ekmeklerimi hazırlayayım. Şimdi sıra geldi kendi dürüm ekmeğimizi kendimiz yapmaya. İnanın çok kolay. Bunun için gerekli malzemeler: un, ılık su, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker ve bir paket mayaya ihtiyacımız var. Şimdi yoğurma kabıma ilk etapta unumu boşaltıyorum. 1 kilo unu boşaltıyorum tamamen. Tuzumu ilave ediyorum. Şekerimi şöyle hafif bir karıştırıyorum. Ortasını açıyorum. Mayamı koyuyorum artık. Suyumu sizlere ölçülü vermek istiyorum. Ne kadar gittiğini hep birlikte göreceğiz. 2,5 bardak koydum. Gerekirse tekrar ilave ederim. Şimdi yoğurmaya başlayabiliriz. Hamurum yoğruldu arkadaşlar. Ben su takviyesi yapmadım. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan ama çok yumuşak bir hamur oldu. Tam 2,5 su bardağı yetti benim 1 kilo una. Ama sizlerde de aşağı yukarı bu kadar gidecektir. Siz yine de kontrollü ekleyin. Şimdi mayalanmaya alacağım. Daha sonra ince lavaş ekmeklerimizi pişirmeye başlayabiliriz. Hamurum kabardı artık. Şimdi küçük bezeler halinde hazırlayacağım. Daha sonra saçta veya geniş teflon tavada arka nörünü pişireceğiz. Pişirdiğimizi temiz bir bezin üzerine koyacağız ve sıcağıyla hemen örtüyü kapatacağız. Ki yumuşacık olsunlar. Hepsini üst üste koyacağız arkadaşlar. Böylelikle pamuk gibi incecik ekmeklerimiz hazır olacaklar. Şimdi dediğim gibi ilk etapta bezelerimi hazırlıyorum. Şöyle mandalina büyüklüğünde bezeleri ayırıyoruz. Hepsini hazır ediyoruz ilk etapta. Bezelerimiz kurumasın diye üzerini streç filmle veya bir poşetle veya temiz bir havluyla kapatın. Şimdi yapmaya başlayabiliriz. Saçım ısındı. Çok fazla unlamıyoruz. Ve saçımızın büyüklüğüne göre açacağız. Ben merdaneyle yapıyorum. Daha kolayıma geliyor ama siz oklavayla alışkınsanız oklavayla yapabilirsiniz. Bu fark etmez. Bu tamamen sizin el becerinize kalmış bir şey. Ve pişirmeye başlıyoruz artık. Hızlı pişecektir. İnce hamur olduğu için. Üzeri hafif kurumaya başlayınca çeviriyoruz. Bir çeviriyoruz. Hafif kenarlardan tekrar kabarınca tekrar çeviriyoruz. Evet, birinci yufkamız pişti. Hemen temiz bir bezin üzerine alıyoruz ve üstünü kapatıyoruz sıcaklığıyla. Ve tüm bezelerimi bu şekilde pişireceğim artık. Evet, tüm ekmeklerim pişti. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldular. Sıcaklığı üst üste koyuyoruz ve bir bez örtüyoruz. Kesinlikle bazlama gibi yani hamur olma ihtimali yok. Çünkü ince hamur. Gördüğünüz gibi yumuşacıklar. Soğuduktan sonra kullanmadıklarınızı buzluğa da atabilirsiniz. Çıkardığınız zaman aynı taze yapmış gibi yumuşacık olurlar.
Etim artık baya baya oldu. Gördüğünüz gibi tüm suyunu çekti. Artık bu esnada tuz ekliyorum. Toz kırmızı biber. Tantuni'nin özelliği budur. Fazla baharatı yok. Bol sıvı yağ. Çünkü ekmeklerimizi de batıracağız. Ben bir parça tereyağı da ekliyorum her zaman. Daha da lezzetli oluyor. Bu şekilde kavuruyorum artık etlerim. Etlerim oldu sayılır. Ara sıra karıştırmayı ihmal etmiyorum ki her yeri güzel kızarsın. İsteyenler pul biber de ekleyebilir. Bu arada ben de arasına koyacağım garnitürleri hazırlıyorum. Biraz maydanoz doğruyorum. Çok fazla ince doğramaya gerek yok. Etleri unutmuyoruz, yanmasın. Soğanlarımı doğruyorum. Soğanları biraz sumakla harmanlıyorum. Domateslerimi de küçük küp halinde doğruyorum. Şimdi yapmış olduğum ekmeği güzelce etlerimin üzerine batırıyorum yağsına. Bir tarafına etten koyuyorum. Biraz domates. Biraz soğan. Biraz da maydanoz. Son olarak da biraz limon. Sadece dürüp yemesi kaldı artık. Nefis tantunimiz hazır.
çayımız hazır artık. Yanına ayranla servis edin. Mükemmel yakışıyor. Evet, bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Umarım bu tarifimi de beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.